Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü bir saat sürecek olan birlikteliğimizde dört arkadaşımız sunumlarını yapacaklar. Tekrar hepinize hoş geldin diyor ve teşekkürlerimi sunuyorum. İsmail Bey bize başlayacak. Önce kendini kısaca tanıtıp sonra başlarsan seviniriz. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Şunu paylaşayım. Ekranım şu anda gözüküyor mu hocam? Ben görüyorum. İsmail tamam, doğrudur. Görüyorum şu anda. Tamam hocam. Yeterli. Tamam, teşekkür. Saygıdeğer katılımcılar, sayın hocalarım, öncelikle bu bildiriyi sunabilmem adına bana sağlamış olduğunuz olanak için öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Kısaca kendimi tanıtırsam ben İsmail Oçar, 1979 Kütahya doğumluyum. 2003 yılı Dumpan Üniversitesi Fizik Bölümü, 2005 yılı Celalbayar Üniversitesi Tesis Yüksek Lisans, 2021 yılında da Dumpan Üniversitesi İş Sağlığı Güvenliği Tesis Yüksek Lisansını bitirdim. 2014 yılından bu yana iş güvenliği uzmanlığını yapmaktayım. 4 yılda otomotiv sektörü, yaklaşık 2 yılda metal sektöründe İş sağlığı ve güvenliği alanında çalışma ve kendimi geliştirme fırsatı buldum. Halen metal sektöründe bir fabrikada iş güvenliği uzmanlığı yapmaktayım. İSG biriminde çalışmaktayım. Ayrıca Kütahya Dumpur Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği tezli yüksek lisans öğrencisiyim. Yapacağım sunum, saygıdeğer katılımcılar, metal sektöründe istihdam ve iş kazalarının güncel verilerle istatistiksel analizi. Burada huzurlarınızda bana desteğini esirgemeyen ve yol göstericiliğini esirgemeyen saygıdeğer hocam, Doktor Öğretim Üyesi İbrahim Halil Başbağ hocama ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Sunum içeriğimiz iş sağlığı ve güvenliği genel tanımlarıyla başlayacak olup daha sonrasında iş sağlığı güvenliği için genel bakışta ülkemizde iş sağlığı güvenliği adına çıkmış olan kanunla ilgili bilgilendirme yapacağım. Yıllık bazda oluşturulmuş istatistikler veriler de incelenecek. Ekranınızda gördüğünüz fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakmanızı rica ederim. Metal sektörü 500 bin üzerinde çalışan ile ülkemiz ekonomisinin lokomotif sektörlerindendir. Ayrıca çok çeşitli tehlike ve riskleri barındırması nedeniyle de yüksek riskli olan sektörlerin başında gelmektedir. Böylesi değerli ve önemli bir sektöre olan metal sektörü için FUKO döngüsü içerisinde iş sağlığı ve güvenliği adımlarını planlayarak, uygulayarak, kontrol ederek çıkan sonuçlara göre önlem alınması gereken döngüsü içerisindeki aşamalardan kontrol et basamağı için yapılan araştırmalarımız, SGK'ya ait yıllık verilerden ve daha önceki senelerden hesaplanarak yapılan tablo ve verilerden birleştirilerek oluşturulmuştur. Çalışmamızda 2010-2020 yıllarını kapsayan 11 yıllık veriler tablolaştırılmış ve grafiklerle incelenerek irdelenmiştir. Değişimlerin sebepleri araştırılmıştır. İlk olarak öncelikle iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bazı tanımlamaları yapacak olursak, iş sağlığı bu tanıma 1950 yılında Dünya Sağlık Örgütü yapmıştır. Tüm mesleklerde çalışanların bedensel, ruhsal ve sosyal yönden iyilik hallerinin en üst düzeyde tutulması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi çalışmalar olarak tanımlanmış. İş güvenliği ise çalışanların işte karşılaştıkları tehlikelerin ortadan kaldırılması veya azaltılması için getirilmiş yükümlülüklere ait teknik kuralların bütününü anlatır. İş güvenliği daha çok işçinin yaşamına ve vücut bütünlüğüne yönelik tehlikelerin ortadan kaldırılmasını hedef alır. İş sağlığı ve güvenliği kanunu ülkemizde gelişimine baktığımız zaman tabii ki ekranınızda biz Cumhuriyet dönemi sonrasını aldım ama şunlardan bahsetmek isterim. Osmanlı dönemi zamanında da aynı şekilde ülkemizde çalışma konusunda yapılmış olan ilk yasal düzenlemeler Osmanlı döneminde olduğu bilinmekte. Bu düzenleme 19. yüzyılın sonlarında gerçekleşmiş. Bunlar 1865 yılında da yayınlanan Dilaver Paşa Nizamnamesi ve 1869 yılında yayınlanan Maden Nizamnamesi. Daha sonrasında 8 Haziran 1936 tarihinde çıkartılan bir 3008 sayılı kanunumuz var. Burada temel iş sağlığı ve güvenliği hükümleri yer almış. Sonrasında 1967 yılında çıkartılan 931 sayılı kanun izlemiş onu. 70'lerde, 80'lerde ve 90'larda ise 1475 sayılı iş kanunu çıkartılmış. Çıkartılmış olan kanun, tüzük ve yönetmeliklerle iş sağlığı ve güvenliği alanında
gereksinimleri belirli bir ölçüde karşılamış. Sonrasında ise 1999 senesindeki zirvede, Avrupa Birliği'nin zirvesinde Türkiye'de adaylık statüsünün tanınmasıyla 2003 senesinde 4857 sayılı iş kanunumuz daha hala yürürlüktedir bu. En son kanunumuzdur. İş kanunu olarak. Kanunda yer alan maddeler, genelgeler ve bazı tebliğlerle 30'u aşkın yönetmeliklerle açıklanmış. En son olarak da 2012 senesinde, buraya önem vermek gerekiyor, 2012 senesinde 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunumuz çıkartılmış durumda. 6331 sayılı kanunumuzun çalışanın daha sağlıklı, yani çalışmanın daha sağlıklı nasıl yapılabileceği konusunda çıkartılmış ve iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı modern hükümleriyle donatılmıştır. Dünya Sağlık Örgütü 1950 yılında, biraz önce de bahsetmiştim, yapmış olduğu iş sağlığı güvenliği tanımından sonra diğer ülkelerde baktığımızda çıkartılmış oldukları kanunları, iş sağlığı kanunları ömürlerini, örneğin sol tarafınızda görüyorsunuz 1952 yılında Belçika çıkartmış. Belçika tarafından. 69 yıl. İngiltere'de 47 yıl. 6331 iş sağlığı kanunumuz ise bizim şu anda 9. yılını tamamlamış durumda. Şimdi yaptığımız çalışmadan bu istatistik verileri almak istediğimiz yerler nereleri, onlardan bahsedeyim birazcık. Sektördeki kazaların oluşum nedenlerini belirlemek ve bazı ve bu kazaların önüne geçilebilmesi için en temel nokta yaşanmış iş kazalarını incelemek ve elde edilen istatistik verilerinin irdelenmesiyle ortaya konulmak. Çalışma alanında yaşanan örneğin bir fabrikadaki kazalar iş günü kayıplı, ilk yardımlı veya ramakalı olarak tutulmakta. Yani fabrika içerisinde biz bunu kayıp günü, ilk yardımlı ve ramak olarak tutabiliyoruz. Hastaneye sevk mevcut ise 3 iş günü içerisinde sosyal grup SGK'ya bildirim yapılıyor. Avrupa devletlerinin istatistiklerinde Eurostat, ülkemizde SGK kayıtları sitesinde gerekli bazı veriler yıllık bazda Excel formatında yayınlanmaktadır. En üst kısımda gördüğünüz, yani SGK'nın sitesinin içerisinde yıllık bazda yayınlanan raporu, Excel dosyasını RAR dosyası olarak çekebiliyorsunuz ve içerisinde istatistik verilerinizi alabiliyorsunuz. Yayınlanan bu istatistik verilerde SGK kayıtları içerisinde birçok sektör bulunmakta. Burada sektörlerin ayrımında NACE kodlarından yararlanıyoruz. Altılı kod sisteminden yararlanılıyor. Ülkemizde de kullanılan Avrupa Birliği İstatistik Ofisi'nce belirlenmiş NACE Rev 2 sınıflandırmasında metal sektörü 24 ve 25 nolu kodları alıyor. Burada 99 tane normalde iş sektörü kodumuz var. Yani biz altılı kod sistemini atıyorum 24-25 dediğimiz zaman bu ana metal sanayi ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı kısmına geliyor. NACE Rev 2'yi görüyorsunuz. Yani NACE Rev 2'nin içerisindeki metal sektörünün olduğu kısım burada 24 ve 25 nolu kod alıyor. Yani altılı sistemin içerisinde biz şöyle dediğimiz zaman bu iş yeri sigorta sicil numarasında da bellidir. En sonuna bakarız. Deriz ki işte en sonda 24.01.01 ise bu işte ana metal sanayi işi yaptı. Ana demir ve çelik ürünlerin demir alaşımları imalatını yaptı. Bir dediği için de en sonunda bir yokmuş aslında. Sıfır var burada. Ana demir ve çelik ürünlerin demir alaşımlarının imalatını yaptığını anlıyoruz. Yani bir anlamda tehlike sınıflarının belirlenmesinde yol göstericidir. Asıl işi tanımlar bize. Şimdi Eurostat'tan çekmiştik, SGK'dan çekmiştik. Eurostat'ın içerisine baktığımız zaman Eurostat'ın yayınlamış olduğu iş kazaları sonucu ölümle sonuçlanan istatistikleri verileri için oluşturulmuş tablo yukarıda. İncelediğimizde burada şunu belirteyim, Eurostat'ın en son istatistik verisini 2019 yılı şeklinde yayınladığını. 2010 ile 2019 yılları arasındaki ülkelerdeki ölümcül iş kazaları toplamında ise Türkiye'de toplam 13.852, yani 2010 ile 2019 arasında topladığımız zaman 13.852 ölümlü iş kazası, kendisine en yakın olan ülke Fransa'da ise toplamda 6.007 ölümlü iş kazası meydana geldi ve tablodaki ülkelerde yılda gerçekleşen ölümcül iş kazaları açısından kıyaslandığında Türkiye'nin yüksek oranda ölümcül iş kazaları yaşandığı ülke konumunda olduğu görülebilmektedir. Oluşturulan grafikte ise alttaki grafikte 2012-2014 yıllarında
Ölümlü kaza sayıları artmış ve sonrasında tekrar 2015 yılına azalma meydana geldi. Grafiği detaylı bir şekilde yani iyice incelediğimizde bir yıl ölümlü iş kazası azalırken 2 yıl üst üste arttı. Ve bu durumun iki dönem yani 2012-2017 yılları arasında böyle devam ettiği görülebilmektedir. Azalmanın olduğu yıllarda denetimlerin arttığı ve bu sayede kaza sayılarına bir azalma olduğunu düşünmektedir. Ülkemizde Aile ve Çalışma Sosyal Hizmetler Bakanlığı tabii ki eski adı yani eski bakanlık 2020 yılında yayınlamış olduğu bir araştırmadaki bu araştırma 100 binde ölümlü iş kazası olarak yapılmış. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde iyileşme oranı %20. Yani 5 yıl içerisinde %20. Biraz önce verdiğim işte kanun açıklanmış. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nden sonra kanunları çıkartılmış. 5 yıl içerisinde bir araştırma yapıyor. Diyor ki iyileşme oranı 5 ülkenin %20. Ülkemizde ise %21 oranına yakın bir iyileşme olduğu belirtilmiş. Örneğin Fransa'da kanun ömrü biraz önce de söylemiştik 44 yıl. 1977'den 1982'ye hesaplanmış yani 5 yıllık dönem hesaplanmış %21,8 bir iyileşme olduğu gözlemleniyor. Yapılan araştırmada ülkemizde kanun ömrü 8 yıl. 2013'ten 2018'e 5 yıllık bir dönemde iyileşme oranını düşünürsek %21,2 iyileşme olduğu belirtilmiş. Ekranınızda gördüğünüz tablo 27 Avrupa Birliği ülkesi ve ülkemizde meydana gelen yıllık bazda ana metal ve makine tesisat biraz önce söylemiştim 24 ve 25. Bunların genel toplamı ise metal sektörü olarak anlatacağım. Makine tesisat hariç fabrikasyon metal ürünlerinin imalatına dahil edildiği metal sektörü toplama ölümlü iş kazaları istatistikleri. Belçika, Finlandiya burada son 2 yıl yani 2019-2020 veya bir önceki tabloda da gördüğünüz senenin açıklanmamasının sebebi ülkelerden verileri alamadılar. Yani vermedi. Vermeyen ülkelerde en son baktığımda Belçika, Finlandiya, İsveç ve Birleşik Krallık gibi bazı ülkelerin istatistik verileri yayınlanmamış olduğunu gördüm. Ama genel bir toplama baktığım zaman 2020 içerisinde şu anda en son güncelinde 106 civarında bir ölümlü iş kazaları olduğunu biliyorum. Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde ölümcül iş kazaları açısından bakıldığında yine üzülerek görmekteyiz ki üye ülkelerde grafikte görüldüğü gibi azalma eğilimi görülürken Türkiye'de eğilim inişli çıkışlı yatay görünümde. Tüm metal sektörü için Türkiye'de gerçekleşen ölümlü iş kazalarının sayısının 27 Avrupa Birliği ülkesinde ölümle sonuçlanan toplam ölüm sayısıyla karşılaştırıldığında en son paylaşılan 2018 senesi için 27 Avrupa Birliği ülkesi ölümcül iş kazaları toplamı kadar yani yaklaşık olarak ülkemizde ölümcül iş kazası gerçekleştiği görülebiliyor. Buradaki ülkelerin genel toplamına neredeyse biz yakınız 2018'de. Sonuçların tamamı genel olarak incelendiğinde ülkemizin iş kazaları bakımından Avrupa Birliği ülkelerine toplamına kıyaslansa bile karnesinin oldukça çok kötü bir durumda olduğu görülebilmekte. Grafiklerin aşağı yönde bir trend izlemesi için denetimlerin, yaptırımların arttırılması, destek ve eğitimlerin arttırılması ve toplum bilincinin arttırılmasının önemli olduğunu düşünmekteyim. Günümüzde yapabileceğimiz geçmişten dersler çıkarıp yapılan hata ve uygulamaların yapılmamasını sağlayıp proaktif olarak, reaktif değil, proaktif olarak önümüze bakmak olmalıdır diye düşünüyorum. Ülkemizde 2012 senesinde kabul edilen ve yürürlükteki 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ile gerçekleşmesi öngörülen iş kazalarının önlenmesi ya da daha az sayıya indirgenmesi konusunda gerçekten de değerli önemli adımlar atılmış. Elbette ki iyileşme hedeflerimizde izlediğimiz yolumuzun bu zamana kadar yapılan çalışmalar ve harcanan emekler de asla ve asla küçümsenmemelidir diyorum. İstatistik verileri bir kez daha şöyle grafiklerinden yine bakarsak Sosyal Güvenlik Kurumu SGK tarafından yayınlanan yıllık istatistikleri verilerine göre 2010-2020 seneleri arasında sektördeki iş yeri sayısında tabloda görüldüğü üzere artış eğilimli olup İş yeri sayıları bakımından Türkiye genelinde %47,9'luk bir artış görünüyor. Metal sektöründeki iş yeri sayısında %13,7'lik bir artış yaşanmışken ana metal sanayisinde 2010 senesinde 8612 iş yeri faaliyette olup 2020 senesinde bu sayı 6803'e gerilemiş.
ve %21'lik bir düşüş yaşanmış. Ana metal sektörü iş yeri sayısı bakımından 2012 senesinden itibaren düşüş eğiliminde olup %12,2'lik düşüşle 2014 senesinde ise en yüksek düşüşü yaşamıştır. Metal sektöründeki işletme sayısı tabloda görüldüğü üzere en fazla fabrikasyon metal ürünleri imalatı alanında. 2020 yılı sonu itibariyle toplam metal sektörü iş yeri sayısının %84,3'ü fabrikasyon metal ürünleri imalatı sektörüne ait. Diğeri ana metal olarak. SGK tarafından verilen istatistik bilgiye göre Türkiye genelinde 2010-2020 seneler arasında çalışan sayısında bir önceki yıla göre istisna olarak 2016 ve 2018 seneleri hariç artış gerçekleşirken metal sektöründe ise 2015, 2016 ve 2018 seneleri hariç diğer senelerde artış görülmüyor. Burada özellikle vurgulamak istiyorum. Metal sektöründeki istihdam yüzdelik azalış en fazla 2018 senesinde yaşandı. 2020 yılı çalışan sayısı rakamlarına göre Türkiye geneli çalışan sayısının %1,16'sı ana metal sektörü sanayisi çalışan olup %2,3'ü makine ve tesisat hariç fabrikasyon metal ürünleri imalatına çalışmaktadır. Yani 4 kişi alırsak bunlardan bir tanesi ana metal, diğer 3 kişiyi de makine tesisat ürünleri imalatında çalışmakta diye düşünebiliriz. SGK'nın en son istatistik verisi 2020 senesinde metal sektöründe çalışanların ise Türkiye genelinde sigortalı kayıtlı çalışma gücünün yaklaşık %3,79'luk bir ağırlığına sahip olduğunu düşünebiliriz. Görmek üzere. Ekranınızda gördüğünüz iş kazası sıklığı grafiğimiz. İş kazası sıklık grafiği incelendiğinde ülkemiz genelinde tüm sektörler ile metal sektörümüzde 2010 senesinden 2012 senesine dahil olmak üzere 2 yıl kadar işte burada kaza sıklığımızın yıllık bazda azalma eğilimi gözleniyor. İş kazası sıklığında en fazla artış 2012 senesinden sonra yaşandı ve grafiksel ve sayısal verilerle görülebilmektedir. Yani bir anda yukarı bir çıkışı var. 2012 senesinden daha önceki sene önce de bahsettiğimiz gibi 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunumuzun yürürlüğe girdiğini ve kazaların dijital kayıt sistemine girmeye başlandı. Çalışanların bu konuda bilinçlendiği, bilinç düzeyinin arttığı, işverenlerin ve devletimizin bu konuda bir anlamda daha dikkatli olduğunu düşünmekte. Grafiğimize geri dönecek olursak, metal sektörü için 2010 senesinde metal sektöründe kayıtlı çalışan her 100 bin kişiden grafiğe baktığımız zaman 2462'si iş kazasına maruz kalabiliyorken 2018 senesinde en yüksek düzeyine ulaşmış. 2010 senesinden 2019 senesine bu değerin %310, yani 3 katı artarak 7634 çalışanın iş kazasına maruz kaldı. 2020 senesinde ise çalışan her 100 bin kişiden 6685'inin iş kazasına maruz kaldı görülebilmekte. Ülkemiz için 2010 senesinde Türkiye genelinde kayıtlı çalışan her 100 bin kişiden yaklaşık 627'si iş kazasına maruz kalabiliyorken 2018 senesinde en yüksek düzeye ulaştı. 2019 senesinde bu değerin %470, yani yaklaşık 5 katı nispetini artarak 2951 çalışanın iş kazasına maruz kaldı özlemler. 2020 senesinde ise çalışan her 100 bin kişiden yaklaşık 2527'si iş kazasına maruz kalabiliyor. İsmail Bey, çok özür dilerim. Hocam. Tamamlayabilir miyiz? Senden sonra 3 arkadaşımız da bunu yapacak. Bize 1 saatlik zaman ayrılmış. Toparlayabilir miyiz rica etsem? Diğer arkadaşların hakkında geçmeyelim. Olur, teşekkür ederim. Tamam, toparlayacağım. Şimdi burada ölümlü iş kazası sıklığımız var. Ölümlü iş kazası sıklığı grafiğimizi incelediğimiz zaman 2018 senesinde ekranınızda gördüğünüz metal sektöründe ölümlü iş kazası sıklığımızda %70'lik bir oranda bir artış gerçekleşmiş. Burada işte hesaplamanın nasıl yapıldığını gösterdim. Oradaki değerler nasıl hesaplanıyor? %70 artış oranını grafikten de görebiliyoruz. 2018 senesinde peki ne oldu? 2018 senesi ekonomik krizde
anılan bir yıl olmuştu. 2018 senesi içerisinde yaşanan sadece bir döviz krizi değil, döviz artışı olarak görülmemeli. Yaşanan bu kriz ile metal sektöründe dahil birçok iş yeri kapandı. Birçok çalışan işsiz kaldı. 2018-2019 yılı içerisinde metal sektöründeki üretim dengesinin ve pazar payının korunumunu sağlanmaya çalışırken çalışan ve iş yeri sayısında azalma oldu. Bunun da sektördeki diğer çalışanlara daha çok iş yükü sebebiyle daha fazla iş kazasına maruz kaldığını düşünmekteyim. Bunu da şöyle diyebilirim. 2019 senesi itibariyle Türkiye çelik sektörü, Avrupa çelik üreticileri arasında rakibi Almanya'dan sonra ikinci sırada, dünyada ise 8. sırada yer almak. Mevcut sıra ülkemiz için 2016 senesinde yeniden yerleşti ve korunduğu söylenilmekte. Türkiye geneli ve metal sektörü sıklık hızı. Burada da 2012'den sonra 2019 senesi hariç artış eğiliminde olduğu görülebiliyor. Ülkemiz genelinde çalışanların 2013 senesinin içerisinde 1 milyon iş saatinde karşılık ortalama 6 iş kazası gerçekleşirken metal sektöründe ise bunun ortalama 20 iş kazası olduğu görülebiliyor. Saygıdeğer katılımcılar, sayın hocaların iş kazaları sayısını azaltılabilmesi ve meslek hastalıklarının tamamının yok edilebilmesi veya önlenebilirliği Avrupa Birliği ülkesi olan gelişmiş ülkelerde bu yapılabildiği görülüyor. 2018 senesinde metal sektöründeki iş kazaları sıklığımızda bahsetmiştim, yükselmişti. Gerçekleşen iş kazalarındaki ölüm sayılarının artışının çalışan sayısındaki azalma ile ters olantılı olarak arttığını düşünüyorum. Burada diğer altı ülkelerinin çalışma saatlerine bakmak gerekir. Kimi ülkede 36 saatken, bazı ülkelerde 39 saatken, ülkemizde 45 saattir. Bunun bazı sektörlerde tekrardan bir kez daha ildirenmesi gerektiğini düşünüyorum. Ekranınızda gördüğünüz fotoğrafa dikkatli bir şekilde bakmanızı istemiştim. Oradaki derece yaklaşık 600-800 dereceleri bulabiliyor. Sadece orada bir yüksek sıcak tehlikesini düşünmeyin. Burada dikkati çekmek istediğim şey şuydu. Açık bir yer gitme ocağının ön tarafında bir çalışan bulunamaz. Ocak açıksa kapak ön tarafında bir çalışan bulunmamalıdır. Hocam ben teşekkür ettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ömer Bey çok teşekkür ederiz. Hocam ben teşekkür ettim. Ellerine sağlık. Peki. Şimdi diğer arkadaşımız olacak değil mi? Halit Bey yerine. Safiye Kafadar. Evet, Safiye Kafadar. Hocam katılacak. Peki hocam hoş geldiniz tekrar. Buyurun. Hoş bulduk. Ben Doktor Nurettin İzdin. Arkadaşlarımız katılacak hocam. O yüzden çok uzatmazsak hani 13.45'te bitirmemiz gerekiyor. Bir sonraki sonu başlayacak çünkü. Evet. Doktor öğretim üyesi Safiye Kafadar, Adıyaman Üniversitesi'nden katılıyorum. Bir halk sağlığı problemi olarak asbest maruz eğitim değerlendirmesi konusunu size sunacağım. Halk arasında beyaz toprak olarak adlandırılan asbest ülkemizde belirli bölgelerde yoğun olarak bulunduğunu biliyoruz. Asbestli toprak eski zamanlarda köylerde sıva yapma amacıyla kullanıldı. Asbest ısı yalıtımı ve su yalıtımı yapmak için sıva yaparken çatı işlerinde ocakların sıvanmasında kullanıldı. Ayrıca inşaat, tekstil, gemi yapımı gibi pek çok endüstriyel kolda kullanım alanı buldu. Asbest esnek, lifli yapıya sahip bir mineraldir. Isıya, korozyona, kimyasal maddelere dayanıklıdır. Bu yazımızda önemli bir halk sağlığı sorunu asbestin etkilerini ve buna bağlı hastalıkları tartışmayı amaçladık. 1999 yılında Avrupa Birliği benimsediği direktifle asbest kullanımının pazarlamasını yasakladı. 1 Ocak 2005 tarihine itibaren asbest yasağı Avrupa Birliği ülkelerinde yürürlüğe girdi. Ülkemizde de 31-12-2010 tarihinden itibaren asbest üretimi kullanılması yasaklandı. Bu yasaklamadan önce ise pek çok sektörde asbest kullanılmış idi. Günümüzde asbest artık kullanılmasa bile, yasaklanmış olsa bile, daha önceki endüstriden kaynaklanan yapıların ve malzemelerin bakım ve onarımı esnasında maruziyet maalesef hala devam ediyor.
Bu alanlardan özellikle gemi sökümü ve kentsel dönüşüm projelerinde bina yıkımı işlemleri esnasında önceden kullanılan asbestin çevreye yayılması ve insanlar üzerinde kötü etki yapması olası bir durumdur. Maden Tetkik Araştırma Enstitüsü asbest haritasını yaptı ve yayınladı daha önce. Ülkemizde asbestle çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelik yayınlandı. Bunun sağlık gözetimi bölümünde madde 16'da asbestle çalışanların nasıl kontrol edileceği, iş yeri hekiminin sorumlulukları, hangi aralıklarla tetkikleri yapacağı, fizik muayenesi, asbestle çalışanların durumlarının belirlenmesi, çalışmaya müsait olmayanların tespit edilmesi, asbestle çalışmanın bitiminden sonra bile insanların takip edilmesi gibi pek çok konu bu yönetmelikte açıklandı. Ek bir bölümünde de yine ayrıntılı olarak asbeste bağlı hastalıklar açıklandı. Yine iş yeri hekiminin yapması gerekli olanları açıkladılar. Şuraya kısaca bakarsak, vaktimizde biraz daha oldu ama yine de bakmamız lazım. Bu yönetmelikte hastalıklar şu başlıklar altında açıklandı. Asbestoz, mezotelyoma, akciğer kanseri, mide bağırsak kanseri şeklinde açıklandı. İş yeri hekiminin hastayı anemnezini, tıbbi özgeçmişlerin kayıtlar altında tutması gerektiği, fizik muayenesini yapması gerektiğini, akciğer grafisi takibinin yapması gerektiğini, solunum fonksiyon testlerinin yapılması gerektiği gibi madde madde bunlar asbestle çalışanların nasıl takip edileceği bu yönetmelikte açıkça belirtildi. Yine kısaca bakarsak asbest ve hastalıklara, pleural efüzyon, pleural kalınlaşma, pleural plaklar, akciğer parenkim hasarından neden olan asbestozis durumu, akciğer kanseri ve mezotelyoma dediğim akciğer ve karın zarının kanseri, sindirim sistemi kanserleri bu hastalık gruplarında hala yer alıyor. Şimdi bunu hastalığın patofizyolojisine kısaca bakalım. Asbestten kaynaklanan ve havaya saçılan lifler nefes almasıyla solunum yoluna ulaşıyorlar. Öncelikle bu partiküller, tanecikler kişinin bağışıklık sistemi ile vücuttan uzaklaştırılıyor. Ama bu asbestin türüne bağlı olarak hastanın, kişinin maruz kaldığı yoğunluğu, maruziyet süresine bağlı olarak asbest liflerinden vücut her zaman kurtulamaz. Akciğer parenkiminde, akciğer yapısında ve diğer akciğer zarında bu asbest lifleri birikerek zarar vermeye başlar. Vücut savunma sisteminin kapasitesi de aşılır. Ardından kanser vakaları ile, akciğer yetmezliği vakalarıyla karşılaşmaya başlarız. Özellikle asbest akciğer kanserini 5 kat arttırıyor. Eğer kişi sigara içiyorsa bu risk gittikçe artıyor. Bazı bulgular var. Bunlar da genellikle akciğerin skar nedve dokusu ile hasar görmesi, fibrozis oluşması ile hastada belirtiler var. Bunlardan en sık olanı nefes darlığı. Sürekli devam eden öksürük, hırıltılı soluk alıp verme, yorgunluk, göğsü omuza vuran ağrılar, parmaklarda şişmeler hastalarda görülebilir. Tanı yöntemlerinde öncelikle hekim hastanın hikayesini alır, fizik muayenesini yapar, akciğer grafisini inceler, gerekirse toraks tomografisini, göğüs tomografisini alır, akciğer fonksiyon testlerini yapar, laboratuvar testlerini yapar, gerekirse balgam patolojisini inceler ve gerekirse kitle varsa buradan parçalara patolojisini inceler. Bizim kendimize ait bazı olgulara kısaca bakalım. Bu hastamız 82 yaşında, peritoneal mezotelyoma dediğimiz kansere yakalanmış, asbestten kaynaklanan. Aynı zamanda sağ göğüs duvarının arka tarafında kireçlenen, şöyle beyaz şekilde gördüğümüz kalsifik kireçlenmiş pleural plak izleniyor. Diğer hastamız 72 yaşında, erkek hasta, yine sağ göğüs yarımında, ön tarafında hem akciğer zarının kalınlaştığı, ayrıca bu plevra dediğimiz zarda kireçlenmiş kalsifik plaklar olduğunu, akciğerde de nedve dokularının görüldüğünü izliyoruz. Diğer vakamız, bu hastamız da 61 yaşında erkek hasta, görüyoruz sol taraftaki akciğerinin havalanan miktarı oldukça azalmış. Bu akciğer zarı arasında sıvı birikmiş. Akciğer zarında plevrada bir kitle var. Bu kitle öyle ki büyümüş ve komşu kemik yapıyı da hasara uğratarak kas dokusuna doğru uzanmış. Bu hastamızda patolojik olarak mezotelyoma,
yani akciğer zarı kanseri tanısı almış. Yani günümüzde asbest kullanılması bu kadar yasaklanmış olsa bile hala hastalarımız kanserle, akciğer hasarıyla karşı karşıya gelebilmektedir. Sonuç olarak asbeste bağlı olarak oluşan hastalıklarda kesin tedavi günümüzde bulunmamakta. Bazı destek tedavileri dışında tedavisi yok. Bu yüzden esas olan maruziyeti azaltmak ve mümkünse ortadan kaldırmaktır. Dolayısıyla hem hükümet olarak, hem halk olarak, hem sağlık çalışanı olarak bazı tedbirleri, hem iş güvenliği uzmanları olarak tedbirleri almamız gerekiyor. Bunları kısaca özetlersek, asbeste bağlı olarak gelişebilecek hastalıkları ayrıntı olarak incelemek, ölüm raporları kayıtlarını almak, asbestle ilgili ölümlü hastalıkların oranlarını saptamak, asbestin çevreye olan zararlarını araştırılmasına devam etmek, araziden alınan örneklerini incelemek ve sağlık risklerini hesaplamak. Mezotelyoma riski altında olan bölgelerin incelenmesi, epidemiolojik çalışmaların yapılmasına devam etmek, risk altındaki hastaların akciğer grafisiyle takip etmesini sağlayarak erken tanıya odaklanmak. Çünkü hasar oluştuktan sonra tedavi mümkün değil. Asbest mevcut olan merkezlerde terk edilmiş asbest ocağı bulunan yerlerin kapatılması, asbest tozlarından sürekli etkilenen yerleşim yerlerinin acilen gerekirse boşaltılması gerekmektedir. Mineralojik ve jeolojik unsurların tespit edilmesi gerekmektedir. Asbestli mamulleri üretmemek ve kullanmamaya devam etmeliyiz. Halka özellikle asbestle ilgili eğitici bilgileri vermeye devam etmeliyiz. İş yerinde gerekli tedbirleri almalı, koruyucu ekipmanları kullanmalıyız. Gemi ve inşaat alanlardaki çalışmaları yakından takip etmeliyiz. Düzenli sağlık taramaları yapmalıyız. Yine bakın, bir iş güvenliği uzmanları tarafından asbest söküm işlemine başlamadan önce yapılması gereken bilgilendirme listesi şeklinde bir liste de yayınlanmış. Yani bu asbest konusunda iş güvenliği uzmanlarımız da oldukça yakinen ilgileniyorlar. Buraya da kısaca bakarsak, sökülecek asbestin türünün belirlenmesi, organizasyonun yapılması, iş güvenliği uzmanının görevlendirmesi, risk haritalarının oluşturulması, alanın fotoğraflandırılması, özellikle bu alanda çalışan personelin tamamen yetkili ve uzman kişilerden seçilmiş olması gibi önlemlerin alınması ve bu işlemlere Çalışma Bakanlığı'na bildirilmesi oldukça önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Teşekkürler hocam, sağ olun. Siz de İsmail Bey, önemli bir konudan aslında iş güvenliği anlamında hem sizin hem de özellikle bu anlatmış olduğunuz önemli bir konu. Hem sağlık açısından hem de güvenlik açısından. Teşekkür ediyoruz size de bilgilendirmelerinizden dolayı. Sanıyorum bir sonraki oturum da galiba yine. Evet, bunu da ben sunacağım. Evet, tamam, çok teşekkür ederim. Paylaşıyorum. Lütfen, teşekkür ederim hocam, sağ olun. Diğer konumuz da radyolojiyle ilgili bir konu yine. Antikübital ven varyasyonların manyetik rezonans görüntüleme ile değerlendirmesini size anlatacağım. Öncelikle vücudumuzdaki yüzeyel venlerin anatomileri kısaca bakalım. Üst ekstremite venleri dediğimiz toplar damarlar, derin ve yüzeyel venler olarak iki alt gruba ayrılıyorlar. Derin venler anatomik olarak arterler, yani toplayıcı damarları eşlik ederler. Aynı isimlere anılırlar. Örneğin arteria brachialis, vena brachialis gibi. Yüzeyel venler ise cilt altındaki yüzeyel fasiye içerisinde seyrediyorlar. Yüzeyel venlerin ulnar taraf dediğimiz anatomik olarak ulnar tarafta ismi vena basilica, radial tarafta ismi vena cefalica olarak iki ana dalı bulunuyor. Diğer venler ise aksesuar, ek venler, toplayıcı venler. Örneğin aksesuar sefalik ven, median antekübital ven, median kübital ven, yüzeyel venöz palmar arkı ve elin dorsal venöz ağı gibi isimler almaktadır. Antekübital bölgede median antekübital ven, sefalik ven ile bazilik ven arasındaki bağlantıyı sağlıyor. Median antebrakial ven, median sefalik ven, median bazilik ven, median kübital ven ön kol orta kesiminde sıklıkla varyasyonel, yani kişisel olarak değişken olarak görülen ven grubunda, yani bütün insanlarda bu toplar damarlar aynı ven haritasını göstermiyorlar. Lee ve arkadaşları venöz illüminatör denen bir cihazı kullanarak bu toplar damarların haritalarını yapmışlar ve dört tipte bunu sınıflamışlardır. Burada görüyoruz, bizim sefalik ven dediğimiz bazilik ven temsili olarak gösterilen grafikte birinci tipte sefalik ven bazilik venle birleşik median antebrakial ven oluşturuyor. İkinci tipte sefalik ven bazilik ven median kübital venle birleşiyor.
Üçüncü tipte bazilik ven baskın oluyor, sefalik ven zayıf oluyor. Dördüncü tipte de her ikisi ven birleşmeyerek paralel olarak uzanıyor. Neden önemli bu antikrüptal venlerin tanımlanması, klinik önemi nedir? Çünkü bu venlerden sıklıkla yani damar yolundan belki acillerde de karşılaştınız, belki siz de acile gittiniz. Damar yolu açıldığı zaman dirsek önündeki toplar damarlara girmeye çalışıyoruz. O yüzden şeklini yerini bilmemiz gerekiyor. İntravenöz ilaç ve sıvı uygulamalarında kullanıyoruz. Transfüzyon dediğimiz kan naklinde kullanıyoruz. Kalp kateterizasyonunda kalp anjiyografilerinde giriş yönü olarak kullanılıyorlar. Diyaliz hastalarının, böbrek yetmezliği hastalarının kateterlerinin takılmasında giriş yönü olarak kullanılıyorlar. Yine diyaliz hastalarının fistül dediğimiz o diyaliz makinesine bağlantı yapılan alanların venöz taraflarını antikrüptal venler tarafından genellikle yapılıyor. Damar yamaları greftleri, başta rekonstrüktif mikrocerrahi dediğimiz yapılandırılan mikrocerrahiler, arter bypass cerrahilerinde sıklıkla bu venler kullandığı için bunun anatomisini bilmemiz gerekiyor. Biz bu çalışmada dirsek manyetik rezonans görüntüleme yapılan hastaları geriye dönük olarak inceledik ve antikrüptal ven varyasyonlarını değerlendirmeyi amaçladık. Bunu nasıl yaptık? Merkezimizde çekimi yapılan dirsek manyetik rezonans görüntülemeleri inceledik. Bu hastalardan cerrahi girişimi olanların çalışmamızı almadık. Teknik nedenler görüntüsü güzel olmayan hastalarda almadık. Çalışmaya 129 hastamızı kabul ettik. Bunların %48'i erkek, %51.16'sı. Pardon yanlış söylüyorum, %48-83 kadın, %51.16'sı erkekti. Ortalama yaşı 39-53 idi. Varyasyonlara baktığımızda tip 1 %60-46, tip 2'si %13.17, tip 3'ü %23.25, tip 4'ü de %3.10 olarak tespit etti. Kendi vakalarımıza bakarsak bakın tip 1 toplayıcı damarlar şöyle boru gibi görüyoruz bakın burada. Tip 2 örnek. Her iki veni birleştiren bir kanalın olduğu tip. Tip 3 bakın bazilik venin baskın olduğu tip. Sefalik venin zayıf olduğu tip. Tip 4 her iki venin şu boru gibi görüyorsunuz siyah ilerliyor. Paralel olarak uzandı bizim de olgu örneklerimiz görüyoruz. Manyetik rezonans görüntüleme antikrüptal ven yapıları ve burma yapıların varyasyonunun değerlendirilmesinde kullanışlı olduğunu tespit ettik. Lili arkadaşları yapmış olduğu çalışmada vasküler yapılar cilt üzerine illüminatör denen cihazla ışık kullanarak sınıflandırdılar. Ancak manyetik rezonans kadar detaylı bir bulgu elde edemediler. Manyetik rezonans görüntülemede damar yapılarının trasesi, çapı, ince anatomik detayı, kaslara, eklemlere, diğer yumuşak dokuya olan komşuluğu da değerlendirilme imkanı buldu. Komşu arteriyel yapılarda incelenebildi. Bu çalışmada manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak detaylı anatomik değerlendirme imkanı elde edildi. Varyasyonları da değerlendirme imkanı oldu. Bu çalışmada sınırlı sayıda vaka grubu değerlendirmiş olup bu konuda kapsamlı verilerin oluşturulması amacıyla yeni çalışmalar yapılması gerekmektedir. Sonuç olarak manyetik rezonans görüntüleme ile yumuşak dokular ve vasküler yapılar oldukça iyi bir şekilde görüntülenebilmektedir. Bu çalışmamızda venöz varyasyonlarının değerlendirilmesinde manyetik rezonans görüntülemenin oldukça değerli olduğu, vasküler girişimsel ve cerrahi işlemler yapılmadan önce greft çapının belirlenmesinde bu görüntülemeler elde edildikten sonra daha planlı cerrahi işlemler yapılacağı kanısına vardık. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Zamanı herhalde aşmadım sanırım. Zamanı diğer arkadaşa kaldı herhalde. Çok çok teşekkür ederim hocam. Çünkü iki tane daha sorumuz kaldı. Zamanımız da az kaldı. Çok teşekkür ederim. Tamam. Için. Biraz hızlı anlatmak zorunda kaldım. Şey olmasın diye zaman tasarrufundan dolayı. Ama eğer sorunuz varsa alabilirim. Evet. Var mı sorusu olan dinleyici arkadaşlarımız, katılımcılarımızdan konuyla ilgili hocamın hem bu ikinci anlattığı ve ilk anlattığı konuyla ilgili sorusu olan arkadaşlarımız varsa hemen çok kısa bir soru alabiliriz. Yok herhalde. Peki hocam çok çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağ olun. Şimdi üçüncü sorumuzu yapacak arkadaşımız hazır mı Fatih Bey? Ahmet Abdusami Hoten arkadaşımız hazır mı acaba? Hazırsa onu alalım.
Fatih Bey hazır mı arkadaşımız? Hocam buradaydı kendisi ama ayrılmış sanırım, bir bakıyorum da. Tamam. Kendisi şu an burada, arıyorum kendilerini hocam. Bir saniye. Tamam. Demiştim katıldı diye. Arkadaşımızı arıyoruz. Herkese merhabalar. Herkese Allah'ın selamıyla selam diyorum. Esselamu aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Abdülsana Bey. Nasılsınız? Hoş bulduk hocam. İyiyim hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Başlayacağız biraz sonra. Biraz kendinizden tanıtarak nereden katılıyorsunuz? Çok kısa tanıtarak başlayalım. Buyurun lütfen. Tamam hocam. Hocam ben Abdüsemih Hoten, aslen Doğu Türkistanlıyım. Türkiye'ye 2016 geldim. Kastamonu Üniversitesi'nde işletme bölümünden mezunum. Şu an İstanbul'da İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde pazarlama bölümünde tezli yüksek lisans öğrencisi olarak öğrenciliğime devam etmekteyim şu anda. Evet. Kısaca bu yani benim şeyim. Benim aslında slide hazırlığı yapacaktım. Bazı olumsuz durumlardan dolayı slide hazırlığı yapamadım. Ancak kendi aldığım notları kısaca özetleyerek de anlatımımı devam ettireceğim inşallah. Tamam, bir sorun olmaz değil mi hocam? Öyle. Olmaz o zaman. Lütfen buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli oturum başkanımız ve tüm katılımcılara hayırlı oturumlar diliyorum ilk önce. Çalışma konumumuz tüketicilerin ihtiyaç gereksinimleri en iyi bir şekilde karşılanmasını geliştirmek için kişilik ve kişisel faktörlerin tüketici üzerindeki etkisi üzerinde olacaktır. Araştırma yönetimi olarak da betimleyici ve analiz yönetimi kullanılmıştır. Araştırmamızın amacı ise kişilik ve kişisel faktörlerin tüketici üzerindeki etkisi üzerinde durularak bu konularda katkı bulunmaktadır. Hemen giriş kısmına bakacak olursak, tüketicilerin ihtiyaç gereksinimleri en iyi bir şekilde karşılanması için satın alma öncesi, satın alma anı ve satın alma alındıktan sonra davranışlarının incelenmesi ve bu doğrultuda değer yaratan pazarlama stratejilerinin belirlenmesi önem arz etmektedir. Tüketici satın alma kararı alırken bir kişi birçok iç ve dış faktörlerin etkisine maruz kalmaktadır. Davranış üzerinde etkili olan önemli faktörlerinden biri de kişisel olarak iç faktördür. Yine kişilik bireylerin çeşitli durumlara verdiği ve gösterdiği tutum, davranış ve tepki olarak da ifade etmemiz mümkündür. Yapılan çalışmada kişiliğinin mal ve marka tercihinde yönlendirici olduğu tespit edilmiştir. Pazarlama açısından da kişilik özelliklerinin uygun ürün ve hizmetlerin sunulmasında, tüketici gereksinimlerinin en iyi bir şekilde karşılanmasında, pazar işletmelerin pazar bölümlemede ve hedef pazar seçiminde göz önünde bulundurulması gereken bir değişken olduğu görülmektedir. Pazarlama stratejisi uygulamasında önemli karakterlerden biri de tüketici davranışlarıdır. Tüketici davranışı bireylerin veya grupların istek, ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararları ve bunlarla ilgili faaliyetleri içeren
bir süreç olarak tanımlamamız mümkündür. Bu süreç bireylerin tutumları, değer yargıları, güdüleri, kişiliği, içinde yaşadığı toplum ve diğer birçok faktörlerden etkilemektedir. Bu nedenle tüketiciler ürün ve hizmet satın alırken farklı düşünce ve karar süreçleri yaşamaktadır. Yaşanan süreç tüketicilerin ürün ve hizmet satın alma önce ve sonrası hissettikleri belirsizliğin derecesi olarak da tanımlamamız mümkündür. Tüketicilerin satın alma süreci, olanların ürünle ilgili değerlendirilmeleri, seçme kararları ve davranışlarının odak noktası olarak da görülmektedir. Bu nedenle tüketicilerin ürün hizmet satın alma kararlarında ve kullanımlarında algılayabilecek risklerinin belirlenmesi çok önemlidir. Araştırmamızda bireylerin kişilik faktörleri, tüketici davranışları, tüketici davranışlarına etki gösteren kişisel faktörler ele almakla birlikte tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerden kişilik ve psikolojik faktörlerden algılama kavramları ile teorik bilgiler ve günümüzde karşılaştığımız olaylardan örnekler vererek de araştırmamız devam etmiştir. Anahtar kelimelerimizde olduğu gibi kavram ve yaklaşım olarak kişilik benim kanaat ettiğim gibi Ordun Güven hocamızın tanımıyla bir bireyi diğerinden ayıran zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerden oluşan bir olgu olarak da bir tanım olarak da ifade edilmektedir. Yine kişisel faktörlerle alakalı olarak da ünlü psikolog Perodon'un yaklaşımlara göre kişilik üç ana sistemden oluşmaktadır. Bunlar ID, ego, superego olarak da kendi aralarında aşamalar halinde belirtilmiştir. ID olarak da ID yeme, içme, atıkları atma, açıdan kaçınma ve cinsel haz elde etme gibi temel biyolojik itkilerden, dürtülerden oluşan ihtiyaçlar olduğunu ifade eder. Ego ise temel olarak kişiliğinin yönetici kısmıdır. Çünkü ego hangi karakterlerin yerinde olduğuna ve hangi ID itkilerinin ne şekilde tatmin edileceğine karar vermektedir. Ego ID'nin talepleri arasında aracılık yapar. Yine Perodon'un belirttiği kişilik aşamasının üçüncüsü ise süperego'dur. Süperego toplumun ahlakı kuralları ve değerlerinin içselleştirilmiş temsili olup temel olarak bireyin vicdanı denebiliriz. Ve bu kişilerin üçüncü rütbesi olarak da tanımlamamız mümkündür. Anahtar kelimelerimizin ikinci kısmına gelecek olursak tüketici davranışları kısmıdır. Tüketici davranışları bireylerin veya grupların istek, ihtiyaçlarını karşılamak için ürün ve hizmetleri seçme, satın alma, kullanma ve elden çıkarmadaki kararlar ve bunlarla ilgili faaliyetlerini içeren bir süreç olarak tanımlamaktadır. Tüketici davranışları dediğimizde tüketici davranışlarını etkileyen kişisel faktörler ilk aklımıza gelmektedir. Kişisel faktörlere baktığımız anda da yaş ve yaşam dönemleri öne çıkmaktadır. Kişisel faktörlere baktığımız anda da yaş ve yaşam dönemleri, yaşam stili, ekonomik koşullar, meslek ve sağlık olmak gibi kişilerin satın alma isteğinde etkisi olan tüm etkenler önümüze çıkmaktadır. Bu etkenler aşağıda altı başlık altında özetlemeye çalıştım. İlk olarak yaş, her yaş ve yaş gruplarının ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetler yaş grubuna göre ayarlanabilir. İkincisi ise yaşamdır. Bireylerin yaşam dönemleri boyunca farklı ürünler satın alması ve o ürünlerin farklı markalardaki ürün değil de aynı ürün farklı versiyonları üzerinde görülen bir çeşitlerini kastetmekteyiz. Üçüncüsü ise yaşam stili. Kişilerin ilgi alanları, fikir ve düşüncelerini yansıtan yaşam tarzı, kişilerin boş zamanlarında da yapılan çeşitli faaliyetler maksat yapılmaktadır.
Dördüncüsü ise ekonomik koşullar. Ekonomik koşullarımız tüketicinin ürün ve hizmet seçiminde en çok üzerinde duran ve karar aşamasında tüketicilerin zorluk çektiği bir aşama öne çıkmaktadır. Beşincisi ise sağlıktır. Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlere ek olarak vermişimdir. Örneğin normal şartlarda kırmızı et tüketen bir şahsın doktorun kırmızı et tüketmesini engellemesi sonucu kırmızı et tüketmesinin durdurulması halinde tüketici davranışlarını etkileyen faktörler arasında yerini almaktadır. Altıncısı meslektir. Meslek her insan için çok önemlidir. Kendi ifademle bir kişinin kendine öz çalıştığı ve gelirinin sağladığı, geçiminin sağladığı bir iştir olarak da ifade etmemiz mümkündür. Yine aynı şekilde anahtar kelimelerimizin dördüncüsü olan tüketici davranışlarını etkileyen faktörler olarak aşağıda sırasıyla vermekteyiz. İlk olarak sosyal faktörler. Sosyal faktörler tüketici davranışlarını çok daha etkilemektedir. Kendi içerisinde referans grupları, aile bireyleri, roller ve statüler olmak üzere farklı biçimlerde, farklı altı başlıklarda sınıflandırmamız mümkündür. İkincisi ise psikolojik faktörler. Psikolojik faktörler motivasyon, sezgi, öğrenme, algı, tavır, kişilik, inanç ve tutumlar olarak da sınıflandırmamız mümkündür. Üçüncüsü ise kişisel faktörler. Tüketici davranışlarını etkileyen önemli faktörlerden biri, diğeri de kişisel faktörlerimizdir. Bu çalışmanın ana teması olan kişisel faktörlerden de daha derin açılması makalemizde detaylı olarak da yerini bulmuştur. Sonumuzu özetleyecek olursak, kavram açısından kişilik bir bireyi diğerinden ayıran zihinsel, duygusal ve davranışsal özelliklerden tamamı diyebilmemiz mümkündür. Kişilik ve kişilik faktörlerinin tüketici üzerinde etkilerinin analiz ettiğimizde önümüzde çıkacak olan sonuç etkili pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanabilmesi sürecindeki bir süre etkileri halinde karşılaşmaktayız. Bunun için de tüketici davranışlarını etkileyen kişilik ve kişisel faktörlerin tüketici davranışlarını incelemesini öngörmektedirler. Tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin en önemlisi ise kişiliktir. Kişilik özellikleri tüketici satın alma öncesi ve sonrası karar verme süreci ve davranışı üzerinde etkisini göstermektedir. Faktörlerimizden her yaş ve yaş gruplarının ihtiyaç duyduğu ürün ve hizmetlere göre yaş faktörü tüketici davranışlarını etkilemektedir. Yaşam dönemi boyunca yeni ürün satın alması açısından yaşam faktörü yine tüketici davranışlarını derinden etkilemektedir. Kişilerin ilgi alanları, fikir ve düşüncelerini yansıtan yaşam tarzı olarak da yaşam stili yine tüketici davranışlarını etkilemektedir. Tüketici ürün ve hizmet seçiminde en önemli husus ekonomik koşullar. Sağlık da yine tüketici davranışlarını derinden etkileyen faktörler arasında yerini bulmaktadır. Meslek sahibinin yine tüketici davranışlarına göre daha derin tüketici davranışlarını etkilendiği görülmektedir. Bu durum ürün ve hizmetlerle ilgili alınan riskler içinde de geçerlidir. Tüketiciler kişilik özelliklerine göre ürün ve hizmetlerle ilgili farklı riskler taşımaktadırlar. Araştırma kitlemiz akademik düzeyde yazılan tüketici üzerindeki kişisel faktörlerin etkisi adlı makaleler ve kitaplar üzerine olmuş olup yapılan araştırma sonucu kişilik özellikleri, tüketici davranışları ve kişisel faktörlerin tüketici üzerindeki etkisinin herhangi bir pazarlamacıya göre etki gösteren ve önemli faktörler haline geldiği öne çıkmıştır ve önem taşımaktadır. Sayın oturumcu hocalarımın beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Benim anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum Abdüsami Bey. Ben teşekkür ediyorum hocam. Arkadaşlarımız da soralım konuyla ilgili
Size sormak istedikleri bir şey varsa katılımcılarımızdan var mı? Abdüsemi Bey'e sormak isteyen. Buyursun efendim. Galiba yok. Peki.